Evet gençler geldik bir sonraki sayfaya. Tema değerlendirme sorularımızın 45. sayfasında. Burada temada işlediğiniz metinlerin türlerini, hani bundan sonra bu kitabın videonun altında var arkadaşlar. İşlediğimiz Gururlu Gün, Örnek Çocuk, Barış Ülkesi ve Yardımlaşma parçalarının bizden metin türlerinin neler olduğunu soruyor. Metin türleri nelerdir? Yazınız. Gururlu Gül güzel bir masaldı. Evet, masaldı. Örnek Çocuk bir hikayeydi. Barış'ın Ülkesi çok güzel bir barış şiiriydi arkadaşlar. Yardımlaşma ise yine bir hikayeydi. Hani depremde kışın dışarıda oturmuş terlikleriyle bir mektup yazan küçük bir kız çocuğu var ya, o yardımlaşma ve bir hikayeydi işte. Bu şekilde masal, hikaye, şiir, hikaye şeklinde yazıyorsunuz. Şimdi 6. soruda aşağıdaki kelimeleri birer cümlede kullanınız. Kelimelerimiz ne? Saygı, iyilik, cesaret ve kibarlık. Evet, kelimelerimiz bunlar. Yani 4 tane cümle kuracağız arkadaşlar. Cümlelerimizi bu şekilde kurduk sizler için. Mesela saygılı olmalı, büyüklerimize saygılı olmalıyız. Saygıyı o şekilde kullandım. İyilik, iyilik yapmayı çok severim dedim. Cesaret, cesaretli insanlar aynı zamanda iyidir dedim. Kibarlık, toplumda kibar insanlar çok sevilir. Evet, siz de bu şekilde aynen yazabilirsiniz arkadaşlar. Saygı, iyilik, cesaret, kibarlık kelimelerini birer tane cümlede bu şekilde kullandık. Şimdi aşağıda bir parça verilmiş, parantez bırakılmış. Parantez içerisindeki boşluklara uygun noktalama işaretleri nelerdir? Onları koyunuz diyor. Her üçü de nokta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her üç boşluğa da nokta gelmektedir. Çünkü her üçünde de cümle bitmektedir. Düşen görevleri yerine getirebilmesidir. Cümle bitiyor. Her insanın sorumlulukları vardır. Yine cümle bitiyor. Ben derslerime çalışarak görevimi yerine getiriyorum. Burada da cümle bitiyor. Yani her üçünün sonuna da nokta koyuyoruz. Evet, bu sayfamız da bitti. Hadi siz burada durdurup yazın arkadaşlar şu şekilde. Ben bir sonraki sayfayı hazırlıyorum.